Sevgililer, Sevgililer gününüz kutlu, kutlu olsun. olsun. Olmadı bir daha. Oldu. Oldu mu? Oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bugün nereden çıktı? Bakın insanoğlunun varoluşundan beri inanışlar ve gelenekler birbirlerini hep böyle taklit etmişlerdir. Ay, karıştırma orayı ya. Karıştıracağım karıştırma sen şimdi oraları. Karıştırma ben. Karıştırma. Önce de <laughs> karıştırma. Şimdi nasıl ki Noel Baba kutlamaları aslında bir Türk efsanesinden çalıntıysa bizim neydi seçil? Ayaz Ata. Ha Ayaz atamızdan alıntıysa hani Sibirya topraklarında karlı ortamda Kızanı kızağını kullanan rengeyiklerin çektiği ak sakallı dede o, o öykü yani Noel Baba öyküsü aslında bizlere ait bir öykü. E aynı şekilde de özellikle Hristiyanlık dininin de erken dönemlerinde pagan dünyasını Hristiyanlığa çevirmek için çok fazla pagan olaylarını kullanmışlar. Bunlardan bir tanesi de aslında pagan adeti olan Şubat ortasında kutlanan detaylarını da çok bilmek istemeyeceğiniz bir adeti. Bu arada Aziz Valentin'in de çok sevgi dolu bir insanmış ona atfedilmiş mi? Tabi Roma Roma İmparatoru 2. Claudius'un kafasını uçurarak wow. Milattan sonra 270'te öldürüldükten sonra Şubat 14 olarak yani Şubat ortası olarak kutlanmaya başlamıştı, ta ki günümüze gelene kadar. Şimdi zaman zaman bazı sözcükleri derin anlamlarını bilmeden ya da hangi derin anlamı taşıdığını doğru anlamadan kullanıyoruz günlük hayatımızda. E bunlardan bir tanesi de sevgili. Gelin birazcık o sözcüğü irdeleyelim. Sevgi li demek size sevgisini veren anlamına taşıyor aslında. Yani sevgili illa partneriniz, eşiniz, bayan arkadaşınız olmak zorunda değil. Size sevgisini verdiğinize inandığınız herkes aslında sizin sevgilinizdir. Buna anneniz, babanız, eğer varsa kardeşleriniz Çoluğunuz, çocuğunuz, büyükleriniz, atalarınız, yakın arkadaşlarınız, dostlarınız, benim açımdan sizler, hepiniz benim sevgilimsiniz. Dolayısıyla böyle bir gün için alelacele bu videoyu yetiştirmek üzere inan ki sabaha kadar çalıştım. Eşim de bugün misafir mi oldu? Tabii, Kanada <laughs> misafir oldum <bugün. gülüyor> Beraber size bugünkü sunumu yapacağız. Değil mi Seçil? Senin eklemek evet. istediğin bir şey var mı sevgililer gününe? ilgili. Yok çok güzel anlattın, çok güzel e, özetledin aynı duygulara katılıyorum. Herkes sevdiğine sıkı sıkı sarılsın, değerini kıymetini bilsin, hepinizin kutlu olsun sevgililer günü. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalıma yeniyseniz bu kanalda artık ya aşağı öğrenmeye başladınız. Fotoğrafçılıkla ilgili her şeyden bahsediyoruz. Basit ve anlaşılır bir dilde ve olabildiğince çok görsel örnekli. İnanın ki abone olmak bana yarar sağlayacağı gibi. Eğer beğenirseniz bu içeriklerin daha geniş bir kitleye yayılmasına yardımcı olacaksınız. Bugün sevgililer günü. Bakalım hızlı bir sevgili misiniz hemen telefonlara mı sarılıyorsunuz yoksa yavaş bir sevgili olup telefonum bekliyorsunuz onu göreceğiz ama bugün benim hızlı ve yavaş konseptim lenslerle ilgili olacaktır. Ve tabii ki. Bu bahsettiğim lensler Fuji filmin Fujinon lensleriyle ilgili olacaktır. Dolayısıyla burada anlattıklarım diğer markalar için geçerli olmadığını çok belirgin bir biçimde vurgulamak istiyorum. Hızlı lens biliyorsunuz f değeri düşük olan lenstir. E, yavaş lens de f değeri yüksek olan yani minimum f değeri yüksek olan lenstir. Başka markalarda haklı bir dedikoduya göre yavaş lensin kalitesi hızlı lensten çok daha düşük. İşte gerek resim kalitesi gerek renk tercümesi daha doğrusu renk yorumlamaları keskinliği vesaire çok daha düşük olduğu söyleniyor. Ben bunun Fujifilm lensleri için geçerli olmadığını ispat etmek istiyorum size. Sevgili seyirciler sizin için iki tane lens seçtim. İkisi de aynı açıya sahip. İkisi de 16mm başlangıç. Bir tanesi sabit 16mm diğeri de 16'ya 80 Sabit olan 16mm'nin f1.4'lük bir f değeri var. Diğerinde başlangıcı f4. Şimdi bu iki lensi alalım. Dışarı çıkalım. Bazı kareler çekelim ve te bazı telafilerle beraber bu telafi bizi rahatsız ediyor mu etmiyor mu onları bir güzel canlayalım. Bakalım sevgilimizi nasıl güzel çekeceğiz. <laughs> Şimdi çektiklerimizi bilgisayarda biraz inceleyelim. Sevgili dostlar, şu anda gördüğünüz gibi çektiğimiz resimleri Capture One'da açmış vaziyetteyim. Ayarlarla hiçbir şekilde oynamadık ve sharpening sıfırda her iki konumda da gördüğünüz gibi. Büyük ekran yapalım. Sevgili dostlar, sol taraftaki hızlı lensimiz 16 mm f1 bölü 4. Sağ taraftaki ise 16'ya 80 hem 16 mm açıyla çekilmiş resim. Dolayısıyla aynı açılarla çekilmiş resim ama f4'te. Her ikisinin de şu anda pozlaması birebir aynı. Şu anda arkadaşlar telafimizi yaptık ve gördüğünüz gibi iki resimde aynı pozlamaya sahip. Şimdi Biraz piksel piksel inceleyelim bu resimleri. Ve ikisini de aynı noktaya getirelim. Şu çiçeklerin bulunduğu yere getirelim. Şu anda birebir aynı noktadayız. Herhangi bir fark görüyor musunuz? Renk dışında herhangi bir fark görüyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Bir, herhangi bir keskinlik farkı ben göremiyorum. Ya da kalite farkı da göremiyorum. Sen görüyor musun Seçil? Hayır göremiyorum. Değil mi? Evet. Şimdi sağdaki resmi yüzde %200'e getirdim Seçil. Şurada herhangi bir kumlanma görüyor musun? Karanlık yerlerde. Mesela şurada ha hafif belli belirsiz ama arkadaşlar bu da yüzde %200 yani lik haliyle görüyoruz. Tekrar dışarıya alalım. Bunu da dışarıya alalım. Ben şu anda bir fark göremiyorum ya siz? Hiçbir fark yok. İkisi de aynı netlikte. Tamam. Şimdi esas keskinlik testini nerede yapacağız biliyor musunuz? Bu sefer her iki lensle de aynı pozlama ama f8 f değerine getirip bu sefer de lenslerin keskinliğine bakacağız. Ve her ikisini de %100'e getirelim. Dikkatli baktığınız zaman Herhangi bir keskinlik farkı görüyor musunuz? Utanmasam sağdaki biraz daha keskin diyeceğim yani üstelik. Hani yavaş lensimiz biraz daha keskin gibi gözüktü bana. Sizin fikriniz ne? Bana yorumlarda yazarsınız. Sen ne diyorsun Seçil? Bence de sağdakinde çok hafif bir keskinlik daha net görünüyor. Sanki evet. İlginç değil mi? Yani şimdi başka markalara da olsa arada ciddi bir fotoğraf kalitesi farkı görürsünüz. Peki Seçil bu iki lensin karelerinden soldaki ve sağdaki olarak hangisini daha çok beğendin? Sağdakini beğendim. Renklerini mi daha çok beğendin? Evet. Ben de soldakini beğendim tabii ama bütün mesele işte lensinizin karakteri dediğim şey aslında biraz renk yorumlamasıyla ilgili değil. Ama keskinlikle ilgili bir fark var mıydı ikisi arasında? Yoktu. Aralarında keskinlik farkı yoktu. Dolayısıyla bir kalite farkı gördün mü ikisinin arasında? Yok görmedim. Hayır. Hı. Sadece biraz renk tercübelerinde. Tercih ettim sadekini. Tamam. tamam. Peki diyeceksiniz ki iyi de baba sen üçkağıt yapıyorsun şu anda. Gündüz çektim bir de gece de görelim. Tamam. Hadi o zaman gelin bir de gece çekelim. Sevgili dostlar gördüğünüz gibi Elimde bir tane hızlı prime lens var. F1.4. Şimdi resimlerde biraz sonra hep beraber göreceğiz. Gerçekten prime lens'e ne kadar ihtiyacınız var ya da ne kadar ihtiyacınız yok. filmimiz tamamen JPEG. Fine. RAW'dan herhangi bir düzeltme gerçekleşmeyecek. Fotoğraf makinesine kare ne çektiyse onu aynen size göstereceğim biraz sonra bilgisayar başında. Şu anda ayarımız 1 bölü 2,5 saniye. Tabii ki f değerimiz olabilecek lensin, hızlı lens olduğu için en düşük f değerine ayarlanmış vaziyette f 1 4. 160 ISO'da karemizi alıyoruz, aldık. Şimdi yapacağımız çok basit bir şey var. Lensimizi değiştireceğiz. Ve baş lensimizi takacağız. Sahnemizi hiç bozmadan aradaki farkı görebilmeniz için şunu anlamakta fayda var. F4 demek F1.4 ile F4 arasında 3 stop ışık farkı var. Şimdi karemizi bu şekilde alacağız. Şimdi size anlatmaya çalıştığım olay şu. Eğer tripod üzerindeyseniz tabii ki e, ISO değerinize dokunmadan enstantanenizi düşürerek de düzeltebilirsiniz ama şöyle bir senaryoyu kafanızdan geçirmenizi istiyorum. Var sanki elle çekiyorsunuz ve elle çekebilecek bir enstantane hızına sahipsiniz. Ama onu da açtıktan düşmek istemiyorsunuz. F4 değeriniz zaten sizin lensinizin en dip değeri. O zaman yapacağınız şey ISO ile oynamak değil mi? ISO'yu bu sefer ne yapacağız? 3 stop yukarı çıkartacağız. 3 stop yukarıda 1250 ve gördüğünüz gibi birebir pozlama aynı aynıye dönüştü. Böylelikle o pozlama üçgenin olayını da daha iyi algılamış olursunuz. Şimdi bu karede bir fotoğraf çekeceğiz ve ikisi arasında herhangi bir netlik farkı olup olmadığını görmüş olacağız. Şimdi sevgili dostlar, şimdi anlayacağız aradaki farkı. Gerçekten hızlı lens, yavaş lensden daha mı keskin fotoğraf veriyor? 1250 ISO'da çekmek acaba sizi bu kadar ürkütmeli mi? Grenli mi, çok gürültülü bir resim mi yakalıyorsunuz? Yoksa dedikleri gibi yok işte kit lenslerin resimleri çok kaliteli değil. O yüzden adına kit lens deniyor. Bunların hepsini bilgisayar başında bu sefer piksel piksel inceleyeceğiz arkadaşlar. Anlaşılmış mıdır? Hadi o zaman bilgisayar başına geçelim. Şimdi çektiklerimize bilgisayarda yakından bakalım. Sıra geldi gezi çekimlerimize. Gördüğünüz gibi herhangi bir sharpening'de herhangi bir oynama yok. Bunda da yok. Bu karanlık hali bunda da yok. Sağ tarafa baktığınızda. Sonra pozlama telafisiyle beraber bunda da yok. Şimdi gelelim. Ha pozlama telafisini de zaten burada görüyorsunuz. ISO 1250. Burada ISO yani yerel ISO 160. Burada da yerel ISO 160. Şimdi önce şu ikisini açalım. Yan yana getirelim. Büyütelim. Ve aradaki stop fark yani ışık stopu farkını görün. Bunları yüzde yüze getirirsek ışık farkını görürsünüz. Gördünüz mü? Şimdi şunun yerine bu sağdakini değiştirelim ve tekrar büyütelim iki resmi. Ve keskinliğine yakından bakalım. Şimdi şurası sizi aldatmasın. Arkadaşlar bu çünkü F1.4'te çekildi. Bu ne de olsa F4 çekim olduğu için. E, sağdaki lensin net alan derinliği daha yüksek olduğu için. Arkadaki şu bebecikler biraz daha net gözükecektir buna göre. Ama bizim esas bakacağımız yer esas odak noktası, keskinlik odak noktası şurası. Hatta bunları biz biraz daha büyütelim. Yani artık iyice yüzde %400'e getirdiğimiz zaman en sonda ben şurada çok minimal bir kumlanma görüyorum. Ama onun haricinde bir şey görüyorum. Hatta hala keskinliği daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben sağdakinin. Gerçi Keskinliği daha yüksek olmak tabii her şey demek değil. Peki şimdi hangisini beğendin Seçil? Şimdi soldakini daha çok beğendim. İlginç bu sefer ben sağdakini daha çok beğendim. Yani renkleri daha güzel vurguladığını hatta sanki resimde biraz daha derinlik yakaladığını düşündüm ama tabii aynen bu tercih meselesi değil mi Seçil? Elbette birinci de böyle. Yoksa öyle. keskinlik farkı ben yine görmedim sence? Aralarında keskinlik farkı yok sadece tercih ettim. Peki herhangi bir yerinde konulama konulama gördün mü resmin? Yok hayır görmedim. Sürekli karanlık ortamlarda fotoğraf çekecekseniz elbette ki aradaki yerine göre bir stop fark bile size çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Ama yok siz ortalama gündelik fotoğraf çeken insansanız, dışarıda gündüz bol fotoğraf çekiyorsanız ya da gece flash'ınızı kullanıyorsanız inanın ki çok da öyle hızlı lense çok da fazla ihtiyacınız yok. Ha yok karanlık ortamda çekiyorsanız ona ihtiyacınız vardır. Fuji filmlerde inanın bana f değerinizin ne kadar düşük ne kadar yüksek olmasından daha ziyade lensin karakterine göre tercih yapın. Çünkü güzelliği burada. Hepsi birer insan gibi farklı görüntü veriyor. Farklı incelikler veriyor. Hepsinin mikro kontrastı farklı. Ki hepsinin mikro kontrastı son derece başarılı. Color rendering dediğimiz yani renk tercümesi ya da renk sunumu farklı. Ve hepsi de oldukça başarılı. Bir kere renk doğallığı Fuji filmin bütün lenslerinde tartışmasız şu anda herhalde diğer markaların belki Canon bir parça renk doğallığıyla, renk doğallığıyla demeyeyim de renk güzelliğiyle belki yarışabilir ama renk doğallığıyla inanın canon bile yarışamaz. Hani marka İsimleri de ben çok telaffuz etmeyi sevmiyorum. Genelde diğer markalar diye geçiştiriyorum. Ama birçok diğer marka renk olarak yanına yaklaşamaz Fuji'lerin. Bunu bilmekte faydalar. Şimdi dolayısıyla yapacağınız seçim tamamen size ait olacak. Bu kanalda zaman içinde elimden geldiği kadar size elimdeki lenslerden başlamakla beraber elime geçen diğer lenslerde de size bol bol lens incelemeleri yapacağım. Size onlarla ilgili bol miktarda kareler sunacağım. Ki daha rahat ve daha kolay seçim yapabilirsiniz. Benim tavsiyelerimi dinlemek isterseniz... Seve seve veririm. ama sorumluluk kabul etmem. Sonra ya Erdinç baba sen bunu bize tavsiye ettin ama. E kötü tavsiye. E kötü tavsiyeymiş. Demeyin bu benim tavsiyem olacaktır size. yine de kendi tercihinizi biraz daha araştırma yaparak ayrıca da sadece beni dinleyerek değil mutlaka başka youtubeçular da vardır. Herkesin kendine ait bir fikri vardır. Onları da dinledikten sonra kendi kararınızı verirsiniz. Son olarak da tekrar sevgililer gününüz kutlu olsun. Sevgiyle kalın. kalın, sağlıklı kalın. Kalın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay bugünlük bu kadar.